Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugün sizlere tekrardan bir menü daha paylaşacağım ama bu sefer 45 dakikada yapacağım. Bilenler biliyor, geçen sefer 30 dakikada yapmıştım ama süreyi tutmamıştım. Yani aklıma gelmedi daha doğrusu. Ama ben bugün süreyi başlatacağım. Sonunda da ne kadar sürede yaptığımı sizlere göstereceğim. 45 dakika diyorum ama ben çekim yaptığım için bu süre bir 10 dakika, 15 dakika uzayabilir. Hemen ne yapacağımı sıralayayım. Yeşillik salatası, mercimek çorbası, hemen kolay yoldan tavuk göğsü yapacağım ve fırında patates köfte kızartması. Hiçbir şekilde yağlı da olmayacak. Atacağız fırına ve 15 dakikada hazır olacak. Hemen yapımına geçeyim. İlk önce patateslerimi doğrayarak başlıyorum. Şöyle süremi başlatıyorum ve devam. Elma dilimi şeklinde de doğrayacağım. Biraz hızlı hızlı geçeceğim. Çok fazla oyalanmayacağım. Çok ince de değil, çok kalın da değil. Şöyle büyük büyük elma dilimi şeklinde vereceğim. Üzerine tuz, pul biber, karabiber ve kekik, biraz da toz biber ekliyorum şöyle. Yarım çay bardağı sıvı yağ ekleyeceğim. Çok oldu. Şöyle yarım çay bardağı. O bile çok. Yarımdan da az koyabilirsiniz. Şöyle karıştırıyorum. Böyle yağlı kağıtla üzerini kapatıyorum. Bir 10 dakika fırında, öncesinde patatesin biraz pişmesi gerektiği için 200 derecelik fırında bir 10 dakika bekletiyorum. O arada hemen köftenin yapımına köfte basacağım. geçiyorum. 300 gram kıyma kullanacağım. Ben 4 kişilik yaptığım için biraz az kullanıyorum. Pul biber, karabiber, toz biber ve tuzu ekliyorum. 1 adet yumurta. Ben köfteye genelde karbonat kullanıyorum. Güzel bir böyle kabarıklık veriyor. Gördüğünüz gibi çok değil ama tat, yani çay kaşığının ucuyla sadece. Bir tane sarımsağı rendeliyorum. İsterseniz siz direkt köfte harcı da kullanabilirsiniz. Soğan da rendeleyebilirsiniz. Şöyle 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekliyorum. Yarım su bardağı galeta unu, ekmek de olabilir. Hemen yoğuruyorum. Arada elimi yağlayacağım. İster yuvarlak, İster üçgen. Ben böyle genelde yuvarlak yapıyorum. Hepsini bu şekilde hazırlayacağım. Elinizi bolca şöyle yağlayıp şeklini verebilirsiniz. Çünkü fırına atacağımız için başka yağ kullanmayacağız. Hemen çorbayı yapmaya başlıyorum. Bir su bardağı kırmızı mercimeği yıkadım. 250 milimlik büyük bardaklarda. Tenceremin içerisine boşaltıyorum. Bir çay bardağı sıvı yağ. Üzerine falan yağ yapmayacağım için sıvı yağını birazcık fazla ekliyorum. Şöyle soğan, orta boy soğanı sadece dörde bölüp içerisine atıyorum. Tatlı kaşığın ucuyla pul biberle karabiber ekliyorum. Bu arada ilk önce işe başlamadan kettle'ımıza suyu koyun. Öyle başlayın. Bir miktar tuz. Çünkü kaynar suyla yaparsak işimiz daha kolaylaşır. Hemen zaman kazanmak adına kettle'ıma çünkü suyu koymayı unutmuşum. O kaynarken hemen zaman kazanmak için şöyle 100 gram tereyağı ile birazcık margarini karıştırdım. Tavuk göğsü yapacağım. Hemen ocağımın altını yakıyorum. Kettle'ım kaynarken en azından yağım erimeye başlasın. Evet, su kaynadı artık, üzerine göz kararı ekliyorum. Suyunu çok fazla eklemeyin. Eğer ki katı olursa su ekleyerek ayarlayabilirsiniz. Ama sulu olursa çaresi yok. O yüzden ben de çok fazla eklemeyeceğim. Düdüklüğü kapatıyorum. Ayarlıyorum. Kaynamaya başladıktan sonra 10 dakika sadece süre tutacağım ve altını kapatacağım. Evet, yağım erimeye başladı. Hemen üzerine bir su bardağı dolusu un ekliyorum. Bir süre kavuracağım böyle unun kokusu çıkana kadar. Şimdi de ekliyorum. Altını kısıyorum bu esnada.
Sütten sonra hemen şöyle 1,5 yani 1 su bardağı toz şeker, bir de 3 yemek kaşığı daha ekleyeceğim. Eğer ki şekerli gelirse size 1 su bardağı da yeterli. Sürekli karıştıra karıştıra koyulaşana kadar bu şekilde pişiriyorum. Patatesleri fırından çıkarmak zorundaydım. Tavuk göğsünü bir süre bekleteceğim. Hemen üzerine şöyle köftelerini diziyorum. Patatesler böyle hafif piştikten sonra atın. Çünkü köfteler çabuk piştiği için patatesler bu sefer altta kalıyor. Şöyle diziyorum. Üzerine 2 tane ben biber koyacağım. Şöyle ufak ufak. İsteğe bağlı tamamen. İstemezseniz koymayın hiç. Fırına attıktan sonra bir süre sonra üzeri kızaracağı için köftelerin ters çevirin. Biraz da öbür tarafını pişirin. Çok fazla domates eklemiyorum. Köfteler kızarana kadar fırına atıyorum. Bir 15 dakika. Bu esnada çorbada kaynamaya başladı. Kısıyorum artık altını. Süre tutuyorum. 10 dakika sonra kapatın. Gördüğünüz gibi göz göz olmaya başladı. Sadece 2 dakika daha ocakta tutacağım ve kapatacağım altını. Yeterli. Ocağın altını kapatıyorum artık. Bir paket vanilya ekliyorum. Ve mikserle 2 dakika boyunca çırpıyorum. Tatlımı çırptım. Artık çorbayı da altını kapatıyorum. 10 dakika oldu. Evet. Tavuk göğsünü borcama boşaltıyorum. Kenara alıyorum. Soğusun. Zaten kesemeyeceğim bunu. Bunun biraz daha beklemesi gerekiyor. Ben hemen salata yapımına geçiyorum. Birkaç tane kıvırcık kullanacağım salatamda. Birazcık kırmızı lahana. Salatalık, havuç, dereotu, kırmızı biber ve yeşil biber. Hemen doğramaya başlıyorum. Az önce ben onları güzelce yıkadım. Süzdürdüm. Çok küçük de değil, büyük de değil. Orta boyda doğrayacağım. Evet, şöyle göstereyim. Köfteler de patates de fırından çıktı. Çok da güzel oldu. Hemen çorbamı robottan çekerek son aşamamı yapıyorum artık. Evet, yemeklerimin hepsini hazırladım. Salatamı, tavuk göğsünü, mercimek çorbasını, biraz koyu olmuştu, su kattım. Onların hepsini size göstereceğim ve fırında yağsız patates köfte kızartmam da hazır. Hemen gidip süreme bakın. Şöyle tam anlamıyla göstereyim. Dediğim gibi 45 dakika demiştim ama 10 dakikada çekim yaptığımız için kamerayı bir o tarafa çekiyorum, bir o tarafa. Çünkü 4 metrekarelik bir mutfakta çalışıyorum arkadaşlar. O yüzden zorlanıyorum. Kamerayı bir oraya bir oraya çektiğim için de o benim için bayağı bir süre geçiyor. Çünkü kamerayı tekrar ayarlıyorum. Ramazan ayı boyunca sizlere böyle menüler hazırlamayı düşünüyorum. 30 dakika olabilir, 1 saat olabilir, 45 dakika olabilir. Yani kısa sürelerle neler yapabilirsiniz onları sunmak amaçlı hazırlıyorum bu videoları. Dolabımızı açtığımızda evimizde ne varsa onlarla hazırlayabileceğimiz yemekleri hazırlıyorum ben de. Şimdi videomu burada sonlandırıyorum. Salatamı karıştıracağım. Tavuk göğsünü tabii ki süsleyeceğim. Videomun son halini salonumun masasında göreceksiniz. Videolarımın altındaki malzeme listesine göz atmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.